Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün konumuz Dell Network ürünleri. Uzun zamandır aslında bu konuda çok fazla çaba sarf ettiğimiz, anlatmaya çalıştığımız ürünlerden birazcık da aslında gölgede kalmış. Yani diğer rakiplerin öne çıkmasıyla. Bilenler çok iyi biliyor gerçekten yani ürünlerin kullanım kolaylarından ve kullananların da çok bırakmak istemedikleri ürünler. Biz mesela sağda solda müşteri ettiğimizde başka rakip geldiğinde çok tercih etmiyorlar. Çünkü bir bağımlılık yaratıyor aslında ürünler aslında. Dolayısıyla insanların çok fazla sevdiği bugün sizlere bu ürünlerden bahsediyor olacağız. Yanımızda Can Küçük var. DMC'den. Günaydın herkese. Arena'dan Can Hayat var. Günaydın. Bugün söyleşi niteliğinde ürünlerle ilgili sizlere detaylar vereceğiz. Can Bey 7 yıldır DMC'de aslında birazcık da duayen olmuş durumda. Ürünleri çok iyi biliyor gerçekten ve sahadan geldiği için teknik anlamda çok ciddi bir tecrübesi var. Biz hani sahada karşılaştığımız bazı problemleri kendisinden destek alarak çözebiliyoruz. Hocam seni dinliyoruz. Valla dediğin ya abi ne tür sorular geliyor? Valla genel sorular genelde sahadan gelmemden mütevellit herhalde. Teknik sorular geliyor. Şimdi de böyle bir olayı biraz da teknikten ziyade şey anlatmaya çalışacağım. Konsept olarak hani ne yapmaya çalışıyoruz? Neden farklı? Niye seviyor bu insanlar bu ürünleri? Biraz böyle bakalım hani neyi farklı yapmaya çalışıyoruz? Tabii her üretici gibi biz de süpersonik diyeceğim. Çözümler üretiyoruz. Bu süpersonik çözümlerin içeriğini aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bizim dünya dedin ya biraz gölgede kaldı. Niye gölgede kaldı? Burada çok özür dilerim, çok küçük araya gireyim. Çünkü sunucu ve storage dediğimizde EMC'den gelen ürünlerle Dell'in ürünleri birleştiğinde gerçekten çok iyidir. Yani neredeyse Türkiye pazarında gittiğimiz her yerde rakip olarak karşımıza çıkan insanların hepsi çok net biliyorlar. Yani sunuculardaki teknolojiler aynı, işte storage'deki teknolojiler böyle konsept olarak çok bilinir. Data center'larda çok vazgeçilmez. Network tarafı biraz daha hani az duyulmuş, az daha yerinde kalmış böyle. Gerçi hani ürünleri incelediğimde ben de ilk başladığımda Dell tarafına ürünleri incelediğimde az sonra rakiplerden daha iyi özellikler buldum. Fakat yani dediğim gibi bilinirliği biraz daha az. Ama biraz şeyle alakalı tabii. Network pazarı zaten küçük. Doğru. Server'a, storage'a ya da client'la karşılaştığımızda bilinirliğiyle ilgili mesela Michael Dell'in bir şeyi var. Yani, falan bir şey değil. Biz client'tan çıkabiliriz ki IBM çıktı. Cisco'nun yok. Muğla'nın yok. Michael Dell şunu diyor. Bu bizim reklam yüzümüz. PC tarafı. Bilinirlik yapan taraf o. Doğru. Yani network cihazı açıkçası çok da bilinirlik yapacak bir taraf yok. Çünkü şu anda aşağı ise birkaç kişiye sorsak network cihazı falan filan böyle bakacak. Reklam yüzü o kadar güçlü ki diğer client server tarafı. Dolayısıyla bilinirliği o yüzden az oldu. Bir de artı üzerine itiraf etmek lazım. Dell Network işte yeni. Beşinci yılında şu an. O yani rakipler için konuştuğumuzda bu çok daha eski. Bir satın almaya başlayan bir şey var. Zaten sunumun başlangıç kısmında o. Dell niye girdi durup dururken çok fena para kazanacak gibi bir beklentisi yok network'ta. Biraz şey var. Artık entegre oluyor. Şimdi bunun ilerleyen kısımlarında göreceğiz. Entegre olmak demek yani network'le storage'ı efendim server tarafını tek ekrandan yönetmek işte Docker gibi, Red Hat gibi şeylerle entegre edebiliyor olmak artık onu da onun bir parçası yaptı, bunu da onun bir parçası yaptı. Şöyle ki mesela bu sunumda gelen bir parça sunumudur bu. Bakınız ortada işte Kinetic, Linux, Python gibi şeyler. Python ya bir script Doğru programlama değil yani. programlama. Bunun network'le ne alakası var? Ama baştan aşağı çözüm sunulmak Artık script yazabilen bir insan Python'da yazdığı script'i de uygulayabiliyor. Sanal ortama da uygulayabiliyor. Linux kelimesi geçiyor. Linux artık switch'lerin de vazgeçilmez Doğru işte tüm sistemleri. yani bunların iç içe geçmesi aslında bir şekilde pazarı şekillendirmeye başladı. Aslında bir nevi data center'da sağlayamadığımız çözüm yok. Yani girdiğimizde data center'a Dell olarak aslında her şeyi karşılayabiliyoruz demek maksadıyla Evet. anlattığı. Burada bu çok güzel bir cümle. Her şeyi karşılayabiliyoruz data center'da. Mesela bu data center baskısı, vurgusu çok önemli. Neden önemli? Biz carrier tarafında oynayan yani network'ün parçalarından bir tanesi carrier network. ISP'lere altyapı oluşturmak. Benim böyle bir konsantrasyonu yok mesela. Diyor ki orası biraz daha Nokia'nın ağabeyi. Efendim, hakikaten diyorsun ki. Gerçekten birleştiler ama.
son belli bir kısmının şey. Biz data center'da tek elden çözüm üretmeye çalışacağız. Server ve storage handle edebilecek. Network konsantrasyonumuz da yani tüm network pazarından tamamına saldıralım şeklinde değil. Enterprise tarafından saldıralım. Bir şeyler elde edelim, bir şeyler verelim, bir şeyler kazanalım şeklinde. Şimdi burada şeye bakarsak bizim hani pazardaki sorun ne? Pazarda ne sıkıntı yaşıyoruz? Pazardaki sorun şu. Data kısmı o kadar hızlı büyüyor ki. Evet, sorun yani. Dramatik bir şekilde büyüyor ki. Video yayınları, işte bunların kaydedilmesi, şu anda yaptığımız webinar da kaydediliyor. Bilmem ne kadar çözünürlükte kaydediliyor. Bir kamyon data olacak. Doğru. Sonra bebek koyacağız, şu olacak, bu olacak. Bunlar konulurken storage, ne bileyim, kaydettiğimiz yer neyse, onun miktarı çok büyüyor. Dolayısıyla artık bunun üzerine gönderdiğimiz aslında o zaman diye kaydettiğimiz kısım var ya. Buraya gönderdiğimiz şeyde bant genişliğinde ihtiyacı var. Şimdi datayı yöneten bir sıkıntısı var. Network yöneten bir sıkıntısı var biz bunu yaptığımızda. Ve herkes diyor ki, ya biz datayı yöneten adam ayrı, network yöneten adam ayrı. Büyük sinyalına getiriyoruz, ya bunu kayınvalide saslamak. Ne yapacağız? Dün bir belgesel izledim. İnternetin 50 yılı diye. Çok hoş yapmışlar. Kesinlikle tavsiye ederim yani. Oradaki o büyüme trendinin nasıl bir sistem aldığı, işte kimlerde saatleri 2000'e kadar ayarlamışlar. Son 2 haneye ayarlamışlar yılda. Kimde kaos çıkacak diye insanlar evlerine su, erzak falan almışlar. Evet. Çok değişik bir sistem var. Bunu tavsiye ederim. Şimdi buradaki yani, pazarın endişesi de bu. Yani, o kadar hızlı büyüyor, o kadar hızlı şekil değiştiriyor. Biz bunu artık bir şekilde ortak yönetmeyiz. Yani bant genişliği ihtiyacı var. Her yerden erişim ihtiyacı var. Var. Bak şimdi burada açtık. VPN yaptık. Mailler bilgisayarlarımıza. Bir yandan işte telefona mesaj geliyor. Abi bilmem neyi hazırladın mı? Eskiden şey diyebiliyordum. Bilgiyen böyle diyordu ki 15 sene. Abi ben hafta değil. O zaman beklerdi o işi. Ya, o zaman çok rahat. Yapacaksın. Ya, şirkette değilim, ofiste değilim. Evet. Bekliyor zaten. Şimdi öyle bir şey, evet. Gerçekten yani, lokasyon bağımlılığı kalmadı. Lokasyon bağımlılığı kalmadı. Herkes işte bir cloud şeyi tutturdu. Yani cloud dediğimiz şey böyle fiziksel havadaki bulut gibi bir şey değil. Yani her yerden erişilebilmek ve her yerde elde edebilmek. Yani miktarın arttığı, çeşitliliğin arttığı durumda şirketlerin de bunu yönetmesiyle ilgili sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani şimdi biraz da şeye bakarsak, Ethernet port pazarı. Biz eskiden bu sol taraftaki gibi diye tarif edilen data center pazarının tarafına bakarsak işte bir 10G furyası var 2012 yılında. Sonra 40G'ye çıkmaya kalkıyor. 40G evet, biraz evet. Yani nefessiz kaldı açıkçası. Pahalı kaldı. Çok ilginç bir şekilde. Evet. Tercih de edilmedi. Değil mi? Evet. Ekstra yeni bir teknoloji de değil aslında. Değil, değil mi? Yani o 4 tane 10G'nin birleştirilmesi. 4 tane 10G'nin tek kablonun üzerinden gitmesi. Asıl bize rampayı verecek olan kısım 100G ve 25G. O biraz daha farklı. Çok güzel. Evet. Ve hani 400G'de bu beklenti tabii gördüğünüz üzere şu anda 2019 yılında çizersek 400G çok yüksek hızlar bilmemler diyoruz ama şu anda gelişmiş olan ülkelerde kalabalık olan ülkeler, Çinliler, işte Hindistan, bilmem ne onlar için 400G interfeslerden konuşuyor ama çok anormal bir şey değil. Bu bize de oturacak. Bize niye oturacak bu modelleme? Bizde de hız beklentisi çok yüksek olacak. Mesela bizim servis sağlayıcılarla yaptığımız network function virtualization çalışmalarında bundan 3 sene evvel 10 gigabit uplinkleri konuşurken ya ona gerek var mı? Yapsak mı? Şimdi şey vardı. Varsa ya şu standartımız 100 evet. Ve en son satışımızı yaptığımızda 200 gigabit falan. O ivmeli büyüme hiç zaman gitmiyor. O ivme hep devam edecek. Çünkü tüketiyor. Yani telefonlarda da tüketiyor. Şimdi benim elimdeki internetin hızı 25 megabit. O zaman da öyle almış. benim eşim vardı. Ya evde internet çok iyi bir şey diyor. Acayip bir şey. Yani, aynen. Telefon 4G'den bağlanıyor. 4G nasıl hızlı olur? Açtım speed test yaptım telefona. 80 megabit'e vuruyor. Yani haklı. Hız beklenti ve benim için bakmayacak. Teknoloji alakası yok. Beklentisi arkadaşının Instagram'da koyduğu videonun daha böyle hızlı. 4G'ye ne kadar oldu? Şimdi 5G'ye başladı yani. 5G'ye. Hocam 33.6 ile bağlanmadık mı ya? Ya.
Yani o şu anki insanları götürüp o ana koysan ve kullansa kullanmaz. Bırakır. Yok hayır, internetten vazgeçer. Vazgeçer. Evet. Vazgeçer. Şimdi düşünürsek yani son kullanıcılar yüksek hız bekliyor, network yüksek hız bekliyor. Çok doğru. Çok yüklü bir data miktarı var. Adminlere ne oluyor? Allah sabır versin. Evet. Hakan hocamız burada işte onun bilmem neyi oldum falan filan diye bir tane telefon geliyor. Niye bu ekşence yavaş? Niye ekşence yavaş? Niye 5 dakika geç başladı? Arka planda olaylar bambaşka. Evet. Arka planda olaylar bambaşka. Şimdi şeye bakarsak, yani telkolarda da bir şey var, hız beklentisi var. Server portları için de geçerli, işte network hızı için de geçerli. Normal enterprise'da da bir şey var, hız geçerli ama telkolar bu sefer server sayıları da arttırdılar. Çünkü cloud, cloud olsun bilmem her şey. Burada bizim server tutuyor. Niye? Ya biz burada atıyorum 150 metre, 200 metre bir ofis etmiyor. Kocaman bir tane kabin koyup konuşuyor. 3 tane sorun koysak. Yani bunlarla uğraşmak istemiyoruz. Yüksek hızlı bir bağlantımız olsun. Her şey uzakta bir yerde dursun. Evet. Ama her şey yapmaya devam edelim. Tamam. Yani vazgeçmeyin. O da bunun üzerine yürüyor. Şimdi şunu çok rahat söyleyebiliyoruz. 10G yerini 25G'ye bıraktı. Ve sektör de bunu fiyatlamasını çok güzel yaptı. Ne demek fiyatlamasını güzel yaptı? Yani siz toptancısınız, bu sektörün belki de en büyük toptancısınız. 25G Ethernet fiyatıyla 10G Ethernet kart fiyatı çok fazla. Kart yok diyebiliriz mi çok fazla? Kablolu da öyle. Yani SFP'yi. Konfigüratörde baktığımızda çok büyük fark çıkıyor. Yani yakın zamanda 25G istenecek çok. İstenecek. Yani 10G insanlar sanki 2 sene öncesinde 1G'si muamelesi yapmıyor. Evet. O yüzden bir hızla ilgili bir şeyimiz var. Beklentimiz var. Bu çok belirli. Bir de 25 üzerinde 10'da çalışabiliyor. Tabii yani. 25'lik kartlar üzerinde 10 diye yani seçtiler. En azından böyle yeterli kartlar gözüküyor. Ama 25'lik kartların, şey, switch kartların üzerinde kartlarımız 10 diye çalışıyor. Hatta 1G'de. 7'ye doğru bir uyumluluk her daim var. Var. Yani evet. Şimdi 25G'yi alacağım ben hangi hiçbir şey uyumluluk olacak mı gibi sorular çıkabilir. O yüzden onunla fayda var. Şimdi şeyden bahsedelim. Derin bir vizyonu var. Vizyon ne? Biraz da hani sektörden bahsettik. Vizyon da ne yapıyor? Nereye gidiyor? Nereye doğru gidiyor? Bunun gidişatı ne? Sigartlarına baktığında bir yerlerde okursanız der farklı yapıyor, der farklı yapıyor. Abi neyi farklı yapıyor? Yani switch yerine başka bir şey mi değil? Yok. Yani der biraz daha software tabanlı teknolojilere doğru gidiyor. Bu software tabanlı teknolojileri şöyle göstereyim. Bu 2018'in Gartner. Bu Gartner raporunda üstad işte burada Alistair Sisko liderler tarafından eskiler var. Dell'de böyle liderler kuadranına sırtını yaslamış noktada duruyor. İçeriye henüz giremedi. Muhtemelen seneye girer. Bir şey görüyor. Buradaki hikaye şu. Bakınız. Bu vizyonerler olarak tanımlanan Gartner. Benim tarafından, Dell tarafından. Bir şey değil. X-Switch, Cumulus, VMware, Dell EMC. Dell EMC de sürekli tamam mı? Software ediyoruz. Switch Gartner'ın software ediyoruz. Neden? İşte VMware malumuz Dell şirketi. Switch'lerin yapabildiklerini software'e bindiriyoruz artık. Bu ne getiriyor? Mesela eskiden şunu yapabilmek için bu switch'i aldın, koydun 2 sene sonra bir üst model çıktı. Ha onda yok abi. Ne yapacağız? Üst modele geçeceğiz. Yenisini alacağız. Şimdi nasıl bir yandan? Şimdi belki de şu oldu. Şu lisansı alacaksın. Olacak mı bilmiyorum. Bugün software firmaları bu VMware, MSX'in içerisinde. Cumulus, X-Switch diyor ki. Özel açık. Software olarak açık. Yarın başta bir lisans sınavı derine geçerler mi abi? Ben onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki hardware'i değiştirmeyeceğiz. O yüzden küçük, kompakt, çok güçlü hardware'ler ortaya çıkıyor. Aslında böyle tek bir yere bağımlılığı kesip software daha açık üzerinden bir şeyler yapabiliyor olmak. Yani şunu söylediğimde ben 2014 yılında falan söylediğimde Switch'in software'ün üzerine isterseniz IP tables'ınızı koyabiliriz. Dolayısıyla Switch'e sadece mesela NAT dediğiniz Switch'lerinde yok. Başka kardeşler de işin yapmaz. Yaptırmayız da yani. NAT'ı direkt içeriye almayız. Öyle bir tane bir şey yapıyoruz ama lazım dediğinde bir Switch'e böyle bakıp kalıyorduk. Sonra software tabanlı Switch'ler gelmeye başlayınca benim Switch'im üzerine IP tables'ınızı koyabiliyor. Yani eğer Linux hakimseniz. Vay arkadaş. NAT yapabilirsiniz. Sadece NAT da değil. Abartmak ya aslında o switch'i bir
bilgisayar gibi düşünmemiz gerekiyor. Yani istediğimiz şekilde sokup istediğimiz şekilde yönlendirebileceğimiz bir şey. O zaman şöyle bir şey benim aklıma geliyor. Konfigürasyon mu? Şimdi konfigürasyon yani şöyle. Yani netice itibariyle biraz işletim sistemini döndürdüğümüzde bizim alışık olduğumuz switch komutları, switch komutları ne hale geliyor? Evet. Şimdi şöyle, iki tane de bacağı var bu işin. Burada sunumda da görüyoruz. Bir silikon dediğimiz entegreleri. Bu entegreleri çoğunlukla Broadcom. Yani Broadcom x86 dünyasında entegre oldu. Günümüzde itibariyle network dünyası için konuşuyor. Bu Broadcom'un üzerinde o kadar işte ASP'ler, netlerinden de konuluyor. İşte en networking OS demişiz. Herhangi bir network operating system koyuyoruz. Benim işletim sistemim biraz daha böyle endüstri standartı diyeyim. Malum şüpheli işletim sistemine çok benzeyen bir komut sistemi var. Yani benim switch'imi aldığında birisi, eğer daha önce isim yani Cisco'yla HP'nin switch'lerinde kullandıysa bakıyor, aa çok benziyor gibi. Benziyor. Bu konuda çok geri dönüş alıyorum. Özellikle Cisco'nun komut seti çok ciddi şekilde benziyor. Ama şunu demek değil bu. Network address translation için, yani bir tables koyduysam ben switch'in üzerine Linux arayayım ben de artıyor. Ya da Linux kodları devreye gidiyor. Benim switch'im onu yapmıyor. Üzerine koyduğun IP tables'ı çalıştırıyor. Sen IP tables'ın içine dahil olup network address translation yapman gerekiyor. Peki zor mu kullanmak tarafı? Şimdi zor mu derken bana çok zor, ben Linux bilmiyorum. Mesela bizim ekibimiz Serhat Linux'u çok iyi biliyor. O taklattırabiliyor. Yani zor kime göre, neye göre? Yani default hani normal bir network yöneticisi önüne koyduğumuzda bu switch'i rahat rahat switch'i çok rahat yönetir. Switch'i çok rahat yönetir. Bu çok önemli. Adaptasyon, yani çok cesur bir cümle ama adaptasyon yok diyebilirim. Hatta bir ara şey vardı. Kanal programlarında bilmem ne gold vardır. Yani iki tane. İmkan var ya. Doğru. Network servisi mi? Network sertifikasyonu zaten. Certified Network Professional. Bu Cisco'nun CCN bizine denk şey var. Yaklaşımı var. Diyor ki, gel, bir network uzmanlığın olması gerekiyor ya, işte Gold'un üstüne çıkmak için. Eğer ki diyor, şirketinde bir tane CCA varsa, ben şeyi farz edeyim, network sertifikasyonu var farz edeyim. Niye? Hayır, onu yapan bunu yaparlar zaten. Çok öyle şey. Uzaklıyordu konuyu. Demek ki hani hakikaten kullanımını herkes yapabilir o zaman. Yani. Dostum şey de var, yani bu sadece hani, komut setiyle dedim. Kim kabul etmek lazım? Rakibi kabul etmek lazım. Küçümsememek lazım. Kesinlikle. Gittiğiniz zaman oturuyorsunuz, Cisco IP telefonlara giriyorsunuz. Şimdi ne demek abi? Adamın Cisco altyapısı var zaten. Mesela oraya entegre olmaya çalışıyorsunuz. Data Center, VXA'yı vermişsin üzerine. VXA'nın üzerinde bizim switch'ler var, var bunun üzerine. Ve onun altyapılarına bağlanacaksın. Orada neler dönüyor biliyor olman lazım. Bizim data sheet'leri açıp bakarsan şu anda, Cisco yazar ya. Benim data şimdi Cisco CDP yazar. Cisco Rapid Permanent Strength yazar. Cisco yazıyor. Ya bu da bu Cisco'nun ticari markasıdır. Ticari özelliğidir diye yazar. Bu şeye bile benziyor. Yani benim tabii benzetmem bu. Atıyorum Exchange Backup alacaksanız Exchange'i backup yazan programlar için içine. Exchange çok iyi bir backup. Bu onun gibi. Yani bir ortama gidiyorsunuz, rakipler var. Rakipleri çok iyi bilip ona iyi bir backup. Ara bir cihaz yani. Basın bağlantıları sağlayacak. Her şeyde de uyumlu olmalı. Her şeyin üzerinde dönecek. Sen bütün sunucu trafiklerin hepsi. Mecburen şey yapıyorsun. Yani bu adaptasyon çok sevildiğinden değil. Bütün ciddi rakipler birbirine. Ama şeyin de Cisco'nun da server dünyasına bu tarafa doğru entegre olmak doğru. Zorunluluğu var. Var. Çünkü niye? Deli. Del dramatikleri de orada bahsediyor. Yani hiçbir şey yok. Şey yok. Bu adaptasyon biraz da zaruri. Çok sevdiğimizden değil. Şimdi şeye bakarsak sektörün gidişatına bir switch fiyatları düşüyoruz abi. Çok yüksek hızlı switchler çok düşük fiyatlara geliyor. Yani burada birazdan ben şeyi de söyleyeceğim. Eskiden switch'in bir fiyatı vardı, işte support'un bir fiyatı vardı, bu buydu. Şimdi switch'in bir fiyatı var, support'un bir fiyatı var, bunlar düştü. Belki yarısı yarısı biraz fazlası oldu. Üzerine de software maliyeti konulur hale geldi. Ama bu software eskiyen bir software değil. Alıyorsunuz. Bu gidiyor. Ve alttaki hardware'in ne marka olduğundan sizi kurtarıyor. Yani şu çok, aslında son kullanıcı için çok avantajlı bir şey. Partner içinden şey geçerli. Siz aldınız Dell'den, software tamamen bir şey yaptınız. Dell yarın diyor ki, aa ben işte çok özel. Ben iki tane çıkarttım fiyatları. Hemen yanına başka bir marka koyabilirsiniz. Software tamamlıysanız. Onu boş verip markasız. Ali Oba'dan size. Nihayetinde bozuk. Evet. Cesur bir hareket.
O yapılabilir. Bu mümkün. Sektör de bu tarafa doğru gidiyor. Yani 2014'ten 2019'a doğru inşaata bakarsak biz ilk şeyi çıkarttığımızda S6000 denilen seri çıkarttığımız 32x40 bir buğda belki taş edelim çıkmaz mı? Yok ama saçmalamayın. Şu anda herkesin böyle bir süreci var. Biz endoflar yapmak üzere 32x40 niye? 40 gitmiyor. 32x100 daha düşük fiyatı. 32x40'ın anlamı yok. Demeye çalıştığım bu. Geçenlerde şey bilirsiniz, sosyal medyaya bir şey düştü. Bugatti Chiron diye bir araba çıkartmış falan filan, ya da Tesla Roadster, evet. S diye bir şey çıkartmış, biri 2 milyon dolarmış, biri 300 bin dolarmış falan peşinden. Hakikaten böyle. Şimdi biraz gidişata bakarsak, şimdi biz data center'da her şeyi software tabanlı yapıyoruz. Efendim, kampüsü, WAN bağlantılarını, efendim söyleyeyim, diğer tüm fonksiyonları hardware'den software'e aldığımızda bizim elimizdeki software'i biz iyi yönettiysek, işte iyi entegre ettiysek, OpenStack entegre'den bunlar var mı? Şu anda doldukça da yayınlıyorum. Yani böyle farklı farklı işletim sistemleri, yazılımlarda gömebiliyor muyuz? Değil mi? Hale, yazılımsal olduğu için. Yazılımsal olsun gömebiliyor muyuz? Bir tane şunu koyalım. Bunun bir CPU'su. Tabii yani. Bir terabaytlar yok bunda. Tabii sınırları var. Yani. Sınırları bak, oraya da evrilebilir ama yani. Evrilecek, birazdan göstereceğim. Benim var, yok canım. Senin bildiğin UCP'ye bakacağız var. Şimdi şeye bakarsak, hani bizim ürün gamından bahsedeceğim. Geriye alalım. Şimdi, ileriye doğru gidiyor, geriye alamam. Neyse. Şimdi bizim ürün gamına bakarsak, ürün gamında büyük şasilerden bir sıyrılma var bizde. Çünkü büyük şasinin üzerinde de... Şuradan bir geri alabilir miyiz hocam? Şuradan deneriz bir saniye. Ya yaptık, yaptık. Oldu mu? Yanlış yaptık. Şimdi bizim ürün gamına baktığımızda Z serisi olarak tariflediğimiz bu ürün en güçlü. Arkadaşlar ne bizden bahsediyorsun? Bir uğru. Yani pizza box derler ya Amerikalılar. Pizza box'tan bahsediyorsun. Altında bir tane devasa bir şey var. Hayır, en güçlü ürün bu diyorum. Yani evet, yanlış söylemiyorum. Ben, normalde ben şey yapıyorum, şu altta bir C serisi var ya, o bilginin aslında sonucu gibi bunlar. Yani tabii. Şimdi onlar alışma olduğu için, bir uğurda pizza box, pizza box'a kadar güçlü olmasa, ilginç oluyor. Şimdi onlardan bahsedeceğim, neden bu kadar güçlü? İşte bu Z'ler, S'ler, C'ler, N'ler, farkları. Bir de şeyi de söyleyeceğim, kusura bakmayın, liste fiyatları da söyleyeceğim. Biraz ayıp açıkçası. Eyvallah. Yani buradaki müşterilerin içerisinde olamayanlar da var, olanlar da var. Bunların bir kısmı open network denilen şey bu. Açık kaynaklı, açık kaynak değil, kapalı kaynak. Şimdi ürünleri kullanıyor. Bir kısmı da konvansiyonel kullanıyor. Yani bir kısmı da konvansiyonel kullanıyor. Var. Yalnız rakipler çok şey, rakipler derken referanslar çok iyi, referanslar var mesela burada. Yani, bir de var burada. Elektrik kurulu da var. Ya mesela bu arkadaş Türksel bizimle şey çalışıyor. Network Function Visualization dediğimiz software tabanlı ürünlerle çalışıyor. Hatta ürünlerin üzerinde Dell logosu da Nokia ile beraber iş ortaklığı modeliyle yaptığımız bir şey var. Aa, 29 Mayıs Üniversitesi diyor ki, abi Open Network'ü ben geliştireceğim. Benim için önemli. Oradaki IT'nin öyle bir kafası var. Ben de marka bağımlı olmaktan bir sorusu yaşadılar. Ama tam tersine buradaki yani, şey yani mesela Best Balıkesir Dekizmeti Society'dir. Bu arkadaş Karl'ın yani servisi var. Dünyanın ikinci büyük kapışı bu arada. Türk ben konvansiyonel çok iyi biliyorum. Ben oradan yöneteceğim. Ben hani Cisco, Cisco'dan alışkanlıklarım var. Onları öğrendim. Dediğin servis bekliyorum. Ben bunu yapmak istiyorum. Bu şey tercih meselesi. Bunun tersi mümkün. Neden böyle tercih ettiler? Yani iyi biliyor. Farklı. Şey, neden böyle yaptım? Bu şeye bakarsak hani dedik ya Z serisi var, S serisi var. Efendim bizim şeylerin arasında, switchlerin arasında MX diye bir şeyden bahsediyorum. MX, MX öyle. Bambaşka bir çok evet. Bu yani şeyin konusu değil ama çok da ilgili bir şey. Aslında bir eğitime katılmıştım Can Hoca. İnanılmaz şeyler anlatmıştı. Alt alta bağlı. MX inanılmaz. Evet. Her şey birleşiyor dedik ya. Evet. MX öyle bir kutu. Server de içinde, storage de içinde, network de içinde. Derken, eski branches'ler gibi branch network değil. Omurga da bunun içerisinde. Evet. Omurgayı da bunun içerisine koyuyorum. Rakiplerimki gibi sadece blade'leri birleştirip sana al çözüm yaptım dedim. Hmm. Like server'ları da, storage'ı da bilmem ne de bu şeyin içerisine bağlayabilirim. Hmm. Güzel teknoloji. O ayrıca bir ürünler kullanıyor. O ayrıca bir ürünler kullanıyor. Çünkü hikaye hakikaten sürüyor. Evet. Sorun geliyor.
Şimdi ben şeyden bahsedeyim onu biraz yürümek adına. Bizim yapmaya çalıştığımız kabaca şu arkadaşlar. Formasyonel açısı, mimar eskiler bu tarafa doğru geçecek. Open bir yani bu open bir şey fabrik diyoruz. Bakınız bunun genel adı fabrik. Bazısı başka bir fabrik diyor, bazısı fine leaf diyor ama fabrik olarak kağıt menü, sen bak kendisi de buradan şey alın. Bu şu yapıyı, soldaki konvansiyonel yapıyı sadece spine leaf şeklinde yapabiliriz. Spine leaf daha da büyüyebilir. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de üzerinde 4800 portu olan bir spine leaf yapısı var. 4800 portu olan şasi yok zaten. Yani 8 civarı demek. Aslında bu ekstra bir esneklik sağlayacak. Esneklik başladıklarında ise kitabım sadece 960 tane portlar var. O da çok. Başlangıçta çok. Yani başlangıçta büyük. Ama yani arttırma olasılığı. Arttırım hızına bakarsan o 3 ay içerisinde arttırım hızına bakarsan böyle bir şasiyle başlasan da çıkamayacaklar. Şu anda bir de benim hep söylediğim hani sunumlarda yok. Diyelim ki büyük aldım. Sonra yapıyı gitti kadrumdan nereye taşıdım. Bak artık bu kadar büyük bir şeye ihtiyacım yok. Şimdi ben bunu şasiyle yapsaydım fazla aldığım line kartlar ne olacaktı? Çok olacaktı. Burada fazla aldığım switchler ne olacak? Ona kadar sıkıntı olacak. Yediklik bakımından. Yediklik bakımından bu çok daha çok. Yani şimdi olasılık olarak bir tanesinde bir sıkıntı olduğunu düşündüğümüzde tabii, yani. Hep birbirine bağlı olduğu için oradaki yapıda çok daha büyük bir oran çıkacak. Evet, daha ya, bu, verimli olacak. Burada şimdi mesela server'ın 4 portlu olduğunu düşünelim bu mesela. 4 portu burada 4 portlu server'ımız var. 2 portluna bağlıyorum, 2 portluna bağlıyorum konvansiyon yani. Ne olur? Şasının biri gittiğinde %50 performansı kaybedeceğim. Bu taraf için düşünelim. Böyle 6 switch yapımız olduğunu düşünelim. 4 switch'e bağlıyorum. 4 farklı switch'e bağlıyorum. Switch'in biri gittiğinde %25 kaybedeceğim. Bu sorduğum soru tam olarak Google'a yapıyoruz. Diyor ki ne kadar parçalayabilirim? Olası bir şeyde ne kadar yüzde kaç minimum hatayla bu işi döndürebilir kafasına. Evet. Sağlık yapısında bunu özellikle istiyorlar. Şimdi bizim iki tane şeyimiz var. İşletim sistemimiz var. Birisi OS 9, birisi OS 10. OS 9 konvansiyonel yapım. Yani kapalı bir switch özellik listesi var. Orada ne var? Son. OS 10 ise switch işletim sistemi var her türlü. Bir de açık üzerine Linux'un fonksiyonlarını install edebiliyorsunuz. Bu ikisi arasındaki fark ne? Arasındaki fark ne? İster OS 9'da sipariş edilmiştir, OS 10'da sipariş edilmiştir. Peki gerçek hayatta aradaki fark ne canım? Evet. Bir fark var mı? Var. OS 9 daha eski bir işletim sistemi. 1984 model DVMRP protokolünü kullanacaksınız. OS 10'da yok. Çünkü OS 10 diyor ki DVMRP ne? İki yıldır yazıyoruz. Aslında bunun sebebi yani ben bazı işletim sistemlerine de görüyorum. Adam eğer bu şekilde geriye yönelik bir uyumluluk sağlamaya çalışırsa geliştiremiyor çok fazla. Dolayısıyla artık bir yerden sonra kesin. Yani bu daha yeni, buradan devam ediyoruz dersi lazım. Orada da aslında bizim de kendi alışkanlıklarımızı kırmamız gerekiyor. Yani bu uyum sağlayıp da. Hocam 84'teki protokolü artık kullanıldı. Evet. Ama kullanılmıyor. Yani açıkçası ülkede şartname diye bir şey var. Şartnameler. Evet. Bu acı bir yer. Ama tutup da OS 10 kullanmaya başlayan birisi de OS 10 üzerinde başlamak istemiyor. Yani scriptlerle takım form, yani böyle yani iPhone'un normal iPhone'un da iPhone telefonunuz var ya. Hardware'i değiştirirken ne yapıyorsun abi? İşte iPhone 6 var. Bir daha bunu yeni. Backup alıyorum. Backup alıyorum. Üzerine koyuyorum. Ne yapıyorum? Aynısı mı? Aynı ilk yaparsın. Fonksiyonları dahil. Araya koyduğunuz switch, entegre oluyor, bilmem ne oluyor. Müthiş. Müthiş. Şimdi OS 10'un baktığımız zaman yani neyi farklı? İki versiyon var. Birisi Enterprise sağ kolumda, birisi Open Edition. Open Edition bedava. Bir sistemi bedava. Yani diyor ki indirin, ben o zaman ben müşterisiniz, siz indirin. Bu birisi Layer 2. Switching platform, Basic diye bir platform. Routing yapıyor ama Basic. İleri seviye fonksiyonlar istiyorsan ben Enterprise Edition'a bunu bedava. Sivil iki şekilde sipariş edelim. Open Edition, Enterprise Edition. Enterprise Edition'a da ben native Linux uygulamaları kurabilirim. Open Edition'a da native Linux uygulamaları kurabilirim. Ben ISP'sem, mesela bizim sattığımız ISP'ler de öyle. Diyor ki, senin Enterprise'in ne yapayım? Ben zaten kendi fonksiyonlarımı koyuyorum bunun içerisinde, GSM için bilmem ne için. Dolayısıyla ben Open Edition'a da koyuyorum. Öbürü de diyor ki, kardeş benim zaten 3 binada dolaşan bir kampüsüm var, bana normal fonksiyon lazım. Ben her gün Linux oynayacak değilim. Bunu ver, ben de bulursun. Bu, hani bu seçimi yaptık diyor bize. Third party applications nedir mesela? Üçüncü parti aplikasyonu ne koyabilirsiniz? Switch'in üzerinde GSM fonksiyonları çalıştırılabilir.
hatta değişik bir şey ama sivilcin üzerinde sanallaştırma katmanı var. Yani bir şey var. Siz yapsak şimdi ne buluruz? Elin üzerinde hardware'den sanal bir yazılım var. Sanal üzerinde başka çok parti çizim sistemi bunlar. Bu insanları kurabiliyoruz. Çok iyiymiş. Tabi bu resmi desteklenen bir şey değil. Sanallaştırmadan mütevellit artık siz hiç açtığında kendi ucunu kazandın. Hayır, sen bir dersin ama ucunu açtın. Bunu şimdi düşün. X86 internet üzerinde bir yerde ya da XIP'li çarpı. Ben XIP'li olunca ne kalkıyor? Donanımı ve yazılımı tamamen ayırıyoruz kafadan yani. Aslında ilk başlarda da eskiden bilgisayarlar çıktığında tek bir yere bağımlıydı. Evet. Aslında şu anda da network tarafı tek bir yere bağımlıyken artık açılıyor. O tekel olmaktan çıkıyor markalar. Bu kopuyor. Şimdi biz bu spine leaf yapılarını malumunuz VMware'in NSX'iyle entegre ediyoruz. Bunda böyle bir takım markalar diyoruz. X-Switch, bir monitoring fabric diye bir tool. Şimdi bunları neden tutuyoruz biliyor musunuz? Şimdi, tamam bu VMware'in NSX, Dell teknolojisi, Dell yemsizliğini çözüyoruz. Değil ama. Sonuçta Michael Dell'in sahibi olduğu ya da ortağı olduğu kurumlardan bir tanesi. Tabii ki NSX'te en iyi entegrede olan markadan tabi bir duruyoruz ama diğerleri ayrı yönetilmiş. Demek değil diğerlerine olamaz. Belki bir şirket. Diğerleri de NSX'e entegre olur. NSX marka bağımsız çalışıyor. Dell'e rağmen. Yani Dell alın demez farklı yerine. Bunu server içinde demez diyorsunuz. Demezler. Switch içinde demezler. Demir. Bu özellikle böyle yapılıyor. NSX içinde geçerli. Ha bu şu oluyor tabii. Buradaki model numaralarına bakarsanız sunumlarda yeni model numaraları veriyor. Yani en güvenilir sitesiniz ama ürün çıkmadan yani hop NSX üzerine koyup artık böyle bir ürün çıktı NSX tarafından da sertifikalıdır diyoruz. Şimdi bu Open Network dünyasının yazılımları bunlar. X-Switch Network. Bu diyor ki işte senin böyle 150 switch'ten oluşan bir spine leaf'in varsa bir tane kontrol olarak bunu tek başına tek ekrandan şasi olarak görürsün. Drag and drop'la bilmem ne izliyor, Kubernetes'le bilmem neyle entegre ederim, sürükle bırak teknolojisiyle konfigür ederim gibi şeyler yapabiliyor. Çok basitleştiriyorlar. Çok basitleştiriyor. Yeni switch konuda konfig yapmasın diyor. Ve lokasyon bağımsız diyebiliyor mu? Arada fiberin varsa. Switch'i ekliyor. Diyor ki tamam sen bırak ben spine mi, leaf mi, hangi hızla? Kurallar ne? Ben yapacağım, sen karışma. Workload'a bakıyor çünkü. Ama büyük sistemler için daha kullanılabilir bir şey değil mi? Büyük sistemler için. Büyük sistem dediğimiz bir 6, 8, 10 o sayıda switch'in olması lazım bir manamı olsun. İki tane switch'in varsa bir şey ifade edin. Zaten yönetici. Big Monitoring Fabric mesela bu yine Big Switch Network'ın bir şey diyor ki ben bunu senin switch dünyanın içerisine entegre olurum ve bunu dinleme cihazı haline getiririm. Senin için dinleme derken ne yeri? Benim cihazaya da attığım WhatsApp mesela onu okuyabilirim. Tabii böyle bir şey yapmıyoruz. Öyle bir şey yapmıyorsak çok iyi olur. Yani bu teknik olarak yapılabiliyor. Ayrıca konu. Evet. Pluribus diyor ki ben de her türlü trafik bilgisi alırım size ve ortamda bir kontrolü yok sistemin içine enjekte olurum. Öbürü IP Infusion data center'larımızı aktif bağlarım. Bir saniye ya. Şimdi bunu düşündüğümüzde data center'ları aktif bağlamayın. Biz switch konuşmuyor muyuz? Evet. Switch'lerin üzerine ben bu fonksiyonu bağladığımda coğrafi ve arada ISP bağımsız bunları load balance olarak çalıştırabilirim. Ki bu da o kadar zor bir şey ki çünkü IP'lerin değişmesi gerekiyor, aynı IP'leri tekrar arkada konuşturmak gerekiyor falan. Bu da sivil. Bunu sivilçlerle yapabilir hale gel. Niye? Linux var, Linux'un üzerine böyle arkadaşlar bir algoritma geliştirmişler. Bunu çalışır hale getirmişler. Bu güzel bir şey. Ha, bunu her gün ihtiyacımız var mı? Yok abi, her gün şu anda satır. Ama bunu yapabiliyor olmak bile ve bunun bir bedelinin olmaması bile bir şey. Yükseniz. Beleş. Beleş. Ya şöyle, yazılımın bedeli var. O işte bu fonksiyonelitenin bir bedeli yok. Bu fonksiyonelite her daim var. Şimdi bizim yakışıklı cihazlar denilen bunlara gelirsek. Abi, buradaki 9264F diye tarif dediğimiz makine bu. Biz yeni çıktı, bir iki aylık bir alet. Ya da 3-5 ay olmuş. Abartmıyor muyum? Bu 64 tane 100 GB için 2 U'ya sıkıştırılmış hali. 100 GB. Bu kırılımlar da yapabiliyor. Yani 10 GB mesela dedin ya geriye doğru. Evet, evet abi 10, 25, 40, 50, 100 portları transceiver'ları yani değiştirdik. Bir portundan aslında 4 tane de 10 GB kullanabiliyor. 4 tane 25 kullanabiliyoruz. 2 tane 50 kullanabiliyor. Şu cihazda aslında port sayısına baktığımda 10 GB port sayısı 64 çarpı 4 olmuş oluyor. Evet. Yani 64 çarpı 4 de chipset destekliyor. 128 biliyor da. Ama ona dikkat etmek lazım. 128 tane 10 GB olarak bunu konumlandırdığımız durumda bile çok ilginç. Hikaye şurada. Neden ilginç? Abi 128 tane 10 GB olarak öngörelim.
bugün 64 tane yüze ihtiyacımız var. O gün ona geçti %8 çarpı 10 olarak aldım. 52 milyon istikleri var. %8 çarpı 10 line rate yani. Siz destekleyen biliyorsun. 52 milyon istikleri indirimleri bazı siz biliyorsunuz zaten. Akülü bir iletişime geçerse. Biz hallederiz. Bu alet herhangi bir şasiden uza geliyor hocam. Ve 100 gigabitle bugün tatlı onluk transferlerle kullandım. Tamam sen Ahmet'le onlukla kullan. Yarın transferin değil. Yüzlük kullan. Hep yatırımın korunması bekliyor. Yine yedek power supply ya da yedek power supply bilmem ne. Yedek power, yedek power supply bilmem. Bunların hepsi çıkarılabilir, teknolojide sökülebilir. Çıkaracak. Yani tek power supply'ın satın alma opsiyonu yok mesela. Yani. Ben hala kapasite değilim. 12.8 terabit olarak bunu line rate test etmek isteyen kurumlar var. 12.8 terabit olur mu? Oluyor, oluyor. Bayağı 12.8 terabit olur. Yapıştır gidiyor. Aslanlar gibi çalışıyor ve şöyle ben hani full layer 3 derken geçen de çok sağlam müşterimizden şu soru geldi. Diyor ki ben yaklaşık 800 tane akses listesi yazacağım ve bu akses listesi içerisinde 200 tane basamak olanlar da var, 10 tane basamak olanlar var. Hı. Bu akses listelerin hepsini uyguladığım vakit bunun bu cihazın ne performansı kaça düşecek? Bak zor düşün. 800 tane akses listesi, 200 tane kural olan şey var. Tamam. Yazdık argeye. Böyle bir şey var. Ne yapalım? Bize cevap verin. Cevap geldi. Testleri vermez. Line rate. İstediğin kadar kolay yazabilirsin spekte yazar. Kesinlikle line rate çalışacak. Bunu tebiliyor. Kesintisiz çalışacak. Neden? Hardware'i konuşuruz. Hardware'i deneyim biraz fazla. Biraz gereksiz görür insanlar. Ama o gereksiz neyden gereksiz? Open network koyabilirsin. Benim için sistemim için çok fazla RAM var. Çok fazla CPU var. Kabul. 4 core CPU var üstünde. Sorur mu? Niye 4 core koyuyoruz? Ama geleceğin nereye evrildiğini düşünürsek. Yani ben bunun üzerine hangi fonksiyonları kullanacağım? Yani bu önemli. Orada CPU ihtiyacım var. Şey, bir müşteriden şu Z9100 filmini şöyle indirmiş olmuştu. Supportlar çalışıyor. Aktif trafiği de görüyoruz. İşte böyle link bir bağlantı yapmışlar dedi. Çok prosesi CPU dediğimizde %38 derim ya. Niye böyle? Çok anlamadım. Çok anlamadım. Sorun var. Sorun olmaz. Yanlış mı gösteriyor? Bu makine çok iyi çalışıyor. Niye böyle? Yanlış gösteriyor demişler. Hikaye yok. Şimdi bu mesela arkadaşlar. O sizin çarpı 100 biliyorsunuz. Ben çok çarptım. Çok zor oluyor. Bu alet $32,000 listelik yatı var. İndirimleri düşündüğünüz çok ciddi indirimler aldığımızı düşünürsek. Yani bu aletleri iki tane koyuyoruz. Data center'ları fiziksel olarak ayırıyoruz kampüste. 10 gigabit başlıyoruz bildiğiniz üzere. Şimdi de yaptık bu işi. 10 gigabit olarak başlıyoruz. Müşteride şu rahatlık var. Serverlarım geldi. Aa bir de ampoyla supportla 25 gigabit vermiş. Ne yapacağız? Transferi değiştiriyoruz. Ampoyla da biliyorsunuz. 25 olarak bağlıyoruz. Selam. 25'lik line card'ı yok mu şasinin? Diye bir soruyla karşı karşıya kalmıyoruz. Yani böyle evet. Bir güzel. Hala 138 ama nasıl olacak falan. S6100 bizim yarı modüler bir makine. 16 çarpı 40'lık 8 çarpı 100'lük line kartları var. Bu makinenin tek olayı şu. Bakın CXP 10 çarpı 10 denilen en eski 100 yıllık teknolojisi var. 4 çarpı 25'lik de 10 çarpı 10 çalışan. Soboborusu gibi. Eğer öyle bir cihazınız varsa onunla uyumluluk göstermesi için mecburen üretildi. Ne kadar sattınız bundan Türkiye'de? Çünkü Türkiye'de eski 100 yıllık teknolojisi bundan olmadı gibi bir şey. Oldu tabii. Evet. O zaman da zaten buna ihtiyaç yok. Biz daha çok şeyleri... Şimdi bunlar da arkadaşlar bildiğiniz 25 yıllık cihazlar. Cansel demiş ki ya geriye doğru inanın. Evet. Evet abi. S5148. Siz de biliyorsunuz. S5148'de S4048'in fiyatı. Yani aynı. Tam olarak aynı çıktı. Şimdi doğru. İnsanlar bize S5148, S5048 diye geliyor. Niye? Ya abi aynı para. Ve o da 10 gigabit çalışıyor. Dolayısıyla kimse o tarafa doğru bir geleceği destekleyecek. Bir sürü cihaz olacak. 25 gigabit çalışmış. Şimdi aynen. En basit akses pointler bile var. Tamam canım. Evet. Akses pointler bile artık. Ne olmuş? 10 gigabit seviyesi de var. Şimdi bu S5048'e bakıyoruz. İşte S5048 OS9'muş, S5048 OS10'muş. Buradan teker teker ürün anlatmak gibi bir şeyim yok. Biraz daha konsepti. Evet. Şimdi mesela S4200 diye bir şey çıkartmış bizimkiler. Sonra bakıyorsunuz diyor ki 500 kat standart 100 lira bir seviyesinden fazla buffer var. Niye buffer var? Benim bir IP200'lerinden de falan bir full. Yani ISP100'lerinden de aktif aktif şey yok. Orada bir de şöyle bir fantezi var diyor ki ben bir de 1-2 lira alıyorum şeyden. Oo. Milyon tane router ihtiyacım var. Switch milyon tane router tutamaz.
İşte olayı o değil. Bu tutar. Bunu o yüzden geliştirmişler. Bu hardware spesifik geliştirmiş bir ürün. Bundan sadece bir iki tane konumlandırdık. Bu şekilde satan bir şey. Çünkü milyon tane ruh Türkiye'de yapabiliyor. Yani çok. Biz ISP'lere bile bunun bir hat modelini açtı. Su 41. İnsanlar İzmir'de bir yerden geldi mesela. 41, 48 konumlandırdı. Niye? Abi 200 küsür bin tane ruhta ihtiyacı var. Alıyor yani. Bir sıkıntı yok. Fiyatı 41 ile 42 hiç yok. Öyle olunca hani insana haline ticari anlamda şey yok. Oturan yok diyor. Yani bu da çok yoğun şekilde anlamlıyorum. Evet. Mesela 41 familyası biliyorsun evet. Özellikle sen ne çok uğraştığın bir alet. Fiyat performansı çıldırmış durumda. Yani. Ben biliyorum bir müşteride hatta bir bayide bir üst modeli daha iyi fiyat alıyoruz dediler. Liste fiyatlarına baktığımızda ciddi fark var ama indirim oranında evet. Adam gerçekten bir üst ürünü bir alt ürünün altı fiyata satın alıp satın alıyor. Burada şeyi 42 F herhalde şey, 42 F herhalde ithal etmek lazım. Hattılar power supply olmayan tek kiler power supply var ama gömülür. Biri bozulduğunda sivri değiştirmen gerekiyor. Ama 42 F 19 inç değil. 9.5 inç. Bir rake iki tane koyuyorsun. T'si de yani oyuncuların bakırı da var. Bakırı da var. Yani. 12 tane oyuncu gibi 3 tane yüz gördüm. Ne işe yarıyor? Abi VX'e ile Aizlon bilmem ne aldığından 6 tane rod aldım. Portları izliyorsun bir bunun içerisinde. Uplinkleri 100 GB, 200 GB, 100 GB uplink çok kullanıyor ama istersen bunu 40 onu kullanıyor. Omurga'ya gönderiyorum. Bana ama ben VX'e ile Aizlon çözümünü bir kutunun içerisinde network'ünü de VX'e ile üzerine yönetmek koşuluyla sunuyorum. Ne oluyor? Fiyat da çok. Zaten öyle yani. VX'e işte aşağı yukarı 6.5 VX'e 80 bin dolara falan tutabilir. Bu ikisi nasıl çalışıyor? Tek bir sitede çok araç çalışabiliyorum yani tamamen yedi. İki ayrı bir yönetim yapmak gerekiyor ama ikisi tek switch olarak tabii gönderir. Anladım. Tek switch olarak. Yani ikisi 24 portlu alttan 100 gibi olan bir switch olarak görüyor zaten. Bu şey biraz kasti yapılmıştır. Kasti. Dar alanda sıkıştıralım. Orta segment ülkeler için böyle bir yazı ihtiyacımız var. Bir de herkesin 28 port ihtiyacı olmuyor. Yani yok, çok ihtiyacı olmuyor. 12 port ihtiyacı olanlar da var. Yani zaten İstanbul'da arasında gerçekten çok sayısı adam onu ürünü koyacak oyunu biliyorum. 3 tane kullanacak, 4 tane kullanacak. Evet. Çok mantıklı. Fiyat olarak da çok mantıklı. Yani olarak zaten malum ben gece yorusu hiç yapıyorlar. Fiyat olduğu için böyle bir şey var. Şimdi 5200 diye bir aile çıktı. Bu 5200 ile 5100'ün geliştirilmişi. Şöyle bir ürün var bunda. 96 tane 25 yıl, 8 tane niye çıkarıldı? Omurga şasi formu var ya, şimdi birazdan göreceğiz onu. Şey yapacağım ama. Bu şasi formu, abi 96 tane 100 gigabit falan ekledi. Yani 25 gigabit zaten şasi formu da öyle görünüyor. Şasi formu da öyle hadi 10 gigabit olarak. Şasi gigabit var mı artık ya? Yok. Demeye çalıştığım şey şu. Evet yani. Bu da o, ben mesela görüyorum. Ham tal şasi almışlar. Üzerine doldururuz diye aynı. Çok önemli. Sonra olmuş. Bir bakıyorsunuz iki taneyle bitmiş adam o yani kadar şasi boşa geçmiyor. Aynen öyle. Daha da elektrik tüketimi çok fazla. Şasi yani yok abi. Bu alet mesela küçük Q. Q'daki port yanına bakarsın. 96 tane alet gibi. Of. Ama şöyle bir şey var. Hani ne kadar büyük o kadar güzel bir düşünce olayı var. Onun kırılması gerekiyor ya. O şey gibi ya. Eskiden bir şey mağdur var ya. Şimdi motorun altı araba yürümez. Yürümez abi baksana. Bir anda izliyoruz. 1-4, 1-0 uçuyor abi. 1-0 var evet. Bu switch niye asla? Şey, rakiplerin bakış açısı nasıl? Bu şasi çözümler. Yani onlarda da bunlar şart. Mecbur ya. Bunlar şart. Çünkü çok pahalı, çok hantal, çok yakıyor bir de. Yani çok yakıyor. Bu open network tarafına da uyum sağlamak zorundalar. Mecbur. Mecbur adı oraya. Herkes yani, biz var hiç. O kendi open network yapıyor. Yani biraz daha izole takılıyor. Ama benim rakip olarak algılayacağım işte Aristalar. Juniper'lar. Ne yapmışlar? Bunlar orada ne yapıyorlar? Zaten anlayacak. Biz kümbüs mümbüs bir takım işte zaten şeyler gördük ya. Yani. Onlar da artık başladılar sertifikalı. Çünkü esnekliği vermek zorundasın. Evet. Şimdi hani ürünlerden ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Yani bu bizim hiçbir üründen yedeksiz power supply falan pozisyon yok. Alamıyorsunuz. Yani ben bunu tek power supply pozisyon yok. İki de geçiyorsan söyle. O sen bilirsin. Senin bir kafası var. Şöyle bir handikap oluyor. Tek power supply ile teklif diyor ki adam ben 4 tane switch aldım. İkisi böyle yedek çalışıyor, ikisi böyle yedek çalışıyor. Ben bunları tek power supply ile alacağım.
liste fiyatı daha düşük. Bizimkiler indirilmeli çünkü. Doğru. Kafası olmuyor. Özellikle söylememek lazım. Çok güzel. Şimdi bu biraz süre adına şöyle bir şey yapacağım. Bu şeyleri geçeceğim. Bizim 52-32 F'in falan konumlandırılmasıyla ilgili böyle bir şeyimiz var. VXL bilmem ne. Bu VXL'ler, MX'ler ne işe yarıyor biliyor musunuz? Biz yönetimi az evvel başında söyledik ya. Yönetimi ortak noktada yani VXL Manager'dan switch'leri yönetir hale geliyoruz. Smart Fabric Services diye bir şey konumuz. MX'lerinden kazanmak üzerine Smart Fabric Services'i yönetiyoruz ve yönetiyorum derken bu sunumun konusu değil. Yani hocamın dediği gibi ayrı bir anlatmak lazım. Evet. Switch'te yanlış bağlantı yaptığın zaman MX server sana diyor ki Smart Fabric Service portu yanlış yere taktın diyor. Kırmızı çizgi çekiyor. 10. porttan sök 11'e takarsan da çözülür diye de çözümünü yazıyor. Bunu bir VXL erişimine söylüyor. Hatta gel erişimi olan partnerler için söyleyeyim. Public Design Center, bizim baş harfleri, fdd.emc.com girdiğiniz zaman size fabrik dizayn ettiriyor. Bakın anlatmayacağım burada. Merak eden varsa girsin yüzüne. Arkadaşlar mutlaka deneyin. fdc.emc.com Orada karşınıza bir şey çıkacak. Ben bunu kabul ediyorum tabii şartlarım. Okey diyorsun. Buraya girdikten sonra karşınızda bu ne ya? Geçler aynı zamanda diyor ki kaç tane şeyin var? Tabi network çıkaracağım. Switch konfliktleri dahil. Script'ler halinde veriyor. Yani basitleşiyorlar. İster text olarak alıyorsun, ister JSON olarak alıyorsun, ister ansible script olarak alıyorsun. Alıyorum. Bu inanılmaz bir şeye getirmişler. MX Networking'in şeyi de yapısı da buna keza yapılmış. Smart Fabric Services'i yönetiyor, bilmem ne yapıyor falan. Böyle bir kendi için burada üzerinde çok durmadım ama biri geldi söyleyeyim. Şu üstlük switch mesela. Bunun her bir portu 200 gigabit. Buna ben serverları dışarıdan başka MX bir şahsi söylüyorum. Ben buna dışarıdan rack server takarım. Ben buna dışarıdan storage bağlayabilirim. FC. Yani IC falan değil mi? Fiber, channel, port. En sağda gördüğünüz şey turuncu portlara port mode. Fiber channel diyorum. 32 gigabit fiber channel oluyor. Yani 8 tane 32 gigabit fiber channel. Ben hepimiz arkadaşımız bize. Ben oraya storage'ımı takıyorum. Dolayısıyla ben buna koyduğum rack server'ı da, şasinin içindeki blade server'ı da ilgili storage'a alınmış olabiliriz. Tek switch'te aslında her şeyi çözüyor. Bu ayrı bir konu. Burada bir sürü model var. Biz şimdi zamanımızı efektif kullanmak adına ben şeyden bahsedeyim. UCPE diye bir şey var. Şimdi SD1. Her şey software defined. Software defined'e son 10 dakikamızı efektif kullanalım. Software defined'e nereye anladık, nereye geldi bu iş? Ve bu ticari olarak var. Biz bunu satıyoruz. Şimdi Network Function, DNF, SD-WAN, işte kısaltma bunlar ne saçma sapan şeyler. Biraz anlatalım ne kadar saçma sapan şeyler. Şimdi bu standart bir uzak nokta kabini, değil mi? Bunu genelde böyle. DN var mı? Yok. Yoklar. Onu şu hale getirmeye çalışıyoruz. Buradaki bütün fonksiyonları, işte kablama fonksiyonları biraz abartıyoruz. Niye yapamayız? Bunun içine sokmaya çalışıyoruz. Bu hibrit bir makine arkadaşlar. Bunun ön tarafı switch, arkası server bu makine. Yani biletleri bu hale getirdiniz demek ki. Şimdi bu kutunun aslında yok, biletten farklı. Bu kutunun şöyle bir minimalesi var. Arkadaşlar kutuyu biraz efektif kullanmışlar. Kutunun içerisinde ön şu slotlar switching ya da routing slotları olarak düşünebilirsiniz. Şu anda onlar dolu değil açıkçası, boş. Şimdi onu şöyle oturtalım. Bakın, iki tane slot. Burada sağ tarafta bir şeyler var, sol tarafta bir şeyler var. Sağ taraftaki şu portlar Ethernet port. Bugün burada 6 tane Ethernet var, 4 tane Ethernet var diyoruz, standart değil. Bunun arkası ise bildiğiniz soru Xeon, D işlemciliği 128 GB, RAM'i olan 2x1 tarafı, SSD. Bunu şube merkezine koyuyorum, tamam mı? Şube merkezine bunu koyuyorum. Şuradaki expansion slot diye tabir ederiz ya. Bu slotların üzerine de ben bugün yok ama yarın şey koyacağım. DSL interfaz, Wi-Fi, bilmem ne, takım fonksiyonlar koyacağım. Bu fonksiyonların içerisinde de şeyler olacak.
Bluetooth ne işe yarıyor? Gidiyorum, ben çırağız, işte, diğer hocam var yıllardır bu kadar bir sektör dolaşıyor. Bir tane stajyer başlamış haline, aslan parçası diyorsun. Ben konfiyi sana şimdi açmayın Bluetooth'un telefonu, açıyoruz. Konfiyi buradan gönderiyor PC'ye. O da diyorsun ki sahaya git. Cihazı bulmuşsun. Çocukların hepsi bir generation Z dedi. 9-10 yaşında oğlumlar. Bluetooth'un bu işte çok iyi gidiyorlar. Benden iyi gidiyor. Açıkçası. Diyorsun ki aç Bluetooth'unu ver, 4600'lik makine bu, bunu da gönder. Diyorsunuz. Gönderiyor, kopya hazır. Bu kadar net. Bu hale getirebiliyoruz. Yani bu aynı zamanda GPU takılabiliyor buraya. Nerelerde kullanabiliyoruz? Şimdi yani, bunu nerede kullanabiliyoruz? Bu. Nerede kullanabiliyoruz? Bu. Bu aslında router'ın yerini alan bir makine. Bakınız. Bu alet ne yapıyor? Bu bir harddir. Birçok eşraf var diye geçiyoruz. İsmini öyle koymuşuz. Havalı olsun diye. Üzerinde bir sanallaştırma kuruyor. Bakın sanallaştırma. VMware ESX. KVM. Linux. OpenStack. Adı var. Burada yazmıyor ama. Bunu da bu sanallaştırma platformuna koyduğum zaman server'dan biliyorum işte. 186'ın üzerine server'ı koyuyorum. Sonra bunları koyduktan sonra ne yapmaya başlıyorum? SD-WAN. SD-WAN fonksiyonelisini anlatmak başka bir konu. Yani birden fazla linkim var benim şurada. Yani bunu aktif aktif kullandırıyorum. Herkesin özel bir şey. Bakın, Versat. Normalde VMware'in VeloCloud'un rakibi. Efendim, Silverpeak. Bu da rakip. VeloCloud bizim Nokia. Nokia ne alaka? Riverbed, onlar test edilmiş. Sen bu makineyi alıp üzerine bugün VeloCloud'u kurdun. Bak ben sevmedim işte fiyatımı algoritmanızı. Uninstall, Versa'yı kurdum. Evet, bu makine bu yapıyor. Bunu yapmak için üretilmiş makineden bahsediyoruz. Bitti mi bitmedi, Trendsetters'a döndük ama Security, bu cihazın üzerine Firewall install ediyorum. SD-WAN yapıyorum. Artı diyorum ki Fortinet'i de koyuyorum. Bir sana application Firewall'ı yaptıracağım. Hayır, instant şekli. Yani SD-WAN'ı yaparken Fortinet. Peki Fortinet'in SD-WAN'ını kullanabilir miyim? Kullanabilir miyim? Buraya Fortinet'i kullanıyoruz. Yani ben Fortinet'i aldım. Ben o kadar olmaz olduğunu biliyorum. Sen Fortinet'i koydun zaten. Bir Fortinet'in SD-WAN'ı lisansını aldıysam, evet. Fortinet'i yapmaya başladım. Şu anda bunlar ayrıca checkpoint'le falan görüşülüyor. Bunlar ihtimalle genişleyecek. Genişleyecek. Yani bu ekosistem yine. Router. En ilginci de bu. Bu cihaz router'da olabiliyor. Niye? Kocaman diski var. Ben bunu hiç düşünmüyorum. Bakınız abi. Cisco, Juniper Rocket yazıyor. Hayretli. Ama bu cihaz onların fonksiyonlarını da çalıştırmak üzere tasarlanmış. Cisco bugün soft olarak kendi işletim sistemini satmıyor. Tabii ki markalar arası görüşme var. Nokia'yı alabilirsiniz. Soft olarak satıyor Nokia. Bu cihaz tabii bunu ben Cisco'dan bastıracağım ama yalamazsın. Bugün Cisco'dan öyle şey var. Evet. Cisco kendi bir terası. Bakın SD-WAN ekosisteminde burada bir tane yazıyor mu? Yok. Ama Cisco kendi bastırıyor. Bu açık değil. Bunun üzerine WAN Optimization buraya F5 ile geldi. Silverpeak. Ben bilmem ne. Onu da görüşürüz. F5'te kurabiliriz. Ve Deep Packet Inspection yapabiliyor. Evet. Bu makine. En sonunda da en komiği ve benim en çok güldüğüm. Başka bir de sonra mantıklı da var. File Media Sharing de yapabiliyor. Niye? İki tane diskim var. Ben bir banka şubesi değilsem yani korkunç bir data tutmuyorsam bir de server mı vereyim oraya? Nasıl mı vereyim? Hayır, bu zaten var. O 1 terabaytı direkt bir konfigürasyonla kullan. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu, burada bakın bir sürü fonksiyon var, 20 tane. Aynı anda 8 mi çalışıyor? 8 bugün. İyi yeter aslında. Yani buradaki 8 tane fonksiyonu bir zamanlaştırma olarak sayın 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 instance'da çözebiliyoruz. Aynı anda ben hem Palo Alto hem Fortinet işte. Onu da yani ihtiyaç olur mu? Ya yani o biraz abartı oluyor açıkçası. Ona... Bir de aslında bunu tutmak lazım ki donanımı düzgün ve performans kullansın insanlar. Yoksa açarsa adam her şeyi yükler, unutur, bakmaz. Şimdi bunun da yönetimi merkezi olabilir, cloud'da olabilir. Bir sürü şey var, yönetim var. OpenStack bunların hepsini yapıyor. OpenStack çünkü ne kadar entegre oluyor? Oluyor. Cisco'ya kadar entegre oluyor valla işte. Çünkü öyle oluyor ama Cisco'ya biraz karışık. ECI, çarşmazlar karışıyor. Bu cihaz böyle bir cihaz. Bu da mesela az evvel söyledim. Bu da küçüğü. Web 1400. Bu ticari olarak yok. Web 1400 aynı anda 8 tane fonksiyon koşamaz. Niye? 128 GB yok dostum. Tamam. Buna belki bir fonksiyon bilemedim, iki fonksiyon koyabiliriz. Yani SD-WAN artı Firewall. Ya da işte Firewall artı ne bileyim, bir paket inspection gibi sınırlı bir takım
şeyler yapacak. Ve 1400'ün iki tane modeli olacak. Biri sadece biraz ona da çalışacak. Normal bizim markalarımızın partiler olarak çalışması lazım. O da biziz. İkinci versiyonda Temmuz Ağustos'tan sonra düşünüyor. O da diğerleri. Yani Web 1400'e Velocloud, Web 1400'e Others şeklinde bir versiyon çıkacak. Buna işte sim kart takabiliyoruz. Bunun Wi-Fi'yi var, şube. Cihaz güzel. Evet. Yani bu ne oldu? Router denilen fonksiyonları bu alet kendi içerisinde birleştirdi. Konfig yapmıyorum bu arada. Şubeye bunu koyuyor. Ben bugün bir tane router alsam şurada konfig yapmam. Mecbur. Yapmıyorum. Linki, internet linkini bulduğu zaman tünellemeyi açıp da 1400'ün üzerindeki atıyorum ders ayrıma başladı. Bense bunu buluyor, çat konfig yapıyor da. Bir konfig yok. Biz bunları da çalışalım. Bu ilgili iş çalışalım. Network'ün işi bayağı ilgili bir şey olacak. Hafifleyecek. Yani hafifleyecek ama bir yandan da fonksiyonalite anlamında sorgulanıyor olacak. Yani kurmak değil de security anlamında sorgulanıyor olacak. Çünkü atak çeşitli bin tane. Çok güzel. İçeriden geliyor. Dolayısıyla yani bu şey Web 1400'ün modelleri. Bunlar SD-WAN cihazları. Bu SD-WAN cihazlarının fiyatlamasına bakarsanız 300 ile 1400 dolar arasında Kuzey Amerika fiyatları var. Bundan ne olacak mı biliyorsunuz? Ne olacak? Dolayısıyla klasik konvansiyonel router sistemlerine de sokuyor tabanı. Yani çok ciddi darbe vuruyor. Network'e de çok ciddi darbe vuruyor. Bunlar bizim hani dev olarak konseptimiz, hani vizyonumuz bu. Bunu nasıl gerçekleştiririz? Demosunu yaparız, executive briefing center yurt dışına gideriz, test ettiririz. Beraber partnerlerimiz, sokaklarımız, böyle imkanlarımız var. Setup'ı önden kuruyoruz. Yani buraya biz 150 tane makine kurduk, o burada yapmak zorunda değiliz. Evet. Yani sizin irtibata geçenler olursa beraber executive briefing center, Dubai, Almanya, Amerika, 8 tane, 10 tane bir şey var. Böyle bir laboratuvar var, bu laboratuvar da 20 tane kabin var. Adam şunu diyor, Red 1400'ün olduğu yerden benim işte bilmem neredeki DSB ile bağlandığında bilmem ne olabilir miyiz? Tamam, test etmiş diyor. Güzel her şey. Biz sadece size zaman istiyoruz. 20 gün. Senaryo hazırlanacak. Senaryo yapalım. Böyle bir şey değil. Yani sunumun sonu bu. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Sonunda da bu süremiz de 10 gün oldu arkadaşlar. Cihazlarda bu support durumları nasıl? Destek ve biz bunları verdik. Çok hoşlanıyor ama destek süreci olmak ihtiyacı olduğu zaman her şeyin desteği orada. Bizim network kısmında eski bandı olsa, internet olsa, campus network'te, sensor network'te olsa bütün desteğimiz bu adamlar. Bunlar Türk, 4 tane adam var, shift'te çalışıyor. 4-5 olmuş galiba. Türkiye'de mi? Türkiye'de değil, Almanya. Direkt Türkçe konuşacak adamlarla yani. Almanya'da. Şimdi şöyle, Almanya'da derken bir tanesi benim eskiden bir arkadaşım. Bilenler de vardı. Burak Umut Masyonu değil arkadaşlar. O buradaydı. Durabilirsin çocuk oraya. Kalktı oraya gitti. Türk var ama Almanya'da şu an. Erste Vestami diye bir arkadaşlar, Hüseyin diye bir arkadaşlar. Bildiğim Türk. Hani aksanı bozuk bir Türkçe de konuşuyorlar. Vestami gerçekten öyle değil. Senin benim gibi konuşuyor ya. Vestami biraz sanırım. Çok severler bu arada. Vestami. Neyse. Onun üstüne çıktığı zaman Almanya'da level 1, level 2 var. Üstü level 3, level 4, level 3 İzlanda'da bizde, level 4 Hindistan ve Amerika'da hangi saatlerde bize göre değişir, saatler çıkıyorlar. Bu sorunun durumuna göre. Sorunun durumuna göre. Türkiye'de bugüne kadar iki tane level 4 yaşadık, olabiliyor. Orada İngilizce. Bir şey değil mi? Yani çünkü RG'ye, nihayetinde RG'ye düşüyor. Bu sistem aslında zaten sorunlu ve storage'den çok bilindiği için support durumlarının nasıl bir ayrım, hani nasıl rahat derlendiği. Aynı sistem bunun içinde geçer, network tarafı içinde geçer. Aynen. Bir de şeyi de söyleyebilirim size. Hani biz Big Switch aldık abi. Big Switch'in desteğini fix... Hayır abi, Big Switch'i Dell'den aldıysanız, Dell SQ'suyla aldıysanız, orada IP Fusion bir şeyler geçiyor, SD-WAN'da bir şeyler geçiyor. Dell diyor ki bu desteğini ben veririm zaten. Big Switch şöyle bir filo. Dell'den mi aldın bana? İster Dell'i ara, ister beni ara diyor. Bu arada Big Switch'in Türkiye'de desteği var. Değil mi arkadaşlar? İster beni ara, ister Dell'i ara. Nasıl istersen, yani IP Fusion'sunu geçerli. Burada ekosistemde ismini geçirdiğimiz bütün markaların desteğini verildiği noktaya kadar yer veriyor. İş şartı var. O markayla bakım anlaşmamız olmaz durumda. Benim supportum devam ediyor. Hardware supportum, onların software supportu bitti. Yani sizi 5 yıl supportu aldım, software'i 3 yıl. O zaman size sadece kendi bildiğimiz kadar software desteği verebiliriz. Yani şöyle, Fortinet varsa üzerinde çalışan. Evet. Fortinet'in de supportu aldım. Zaten diğer şeyler böyle, hani,
Ya almadıysanız destek vermez. Dende farklı bir support türü de var yani. Bütün ürünlere bakan, farklı markalar dahil olsa sorunları... Pro Support Plus. Değil mi? O ne? Opsiyonel bir ürünmüş ya. Malum onda call center'da arıyorsun. Teknik account manager arıyorsun. Bir kişi ilgilenen bir kişi oluyor. Yani size ait bir tane, bunlarda birkaç tane vardı. Bir tane size atanıyor. İşte atıyorum, Mehmet atandı. Mehmet dediğim gibi hocam. Bu balansını da biliyor, bilmem neyini de biliyor. Orada bir arkada bağlanacağım. Başkan tüm markalı ürünleri biliyor. Tabii ki onlar yedek başka desteğinden vermiyor. Yani hiçbir tabii ki ürünle bizim bir şeyimiz yok. Ama entegrasyon gibi böyle büyük çatılı bir yani şemsiye yapıyorlar. Ankara zannediyor. Şemsiye desteği. Orada yani C7B'nin konfiğinin best practice'ini de bilip bu diye sunuyor. Bir de oradaki en güzel şey şu. Ya bozuldu. Açıyoruz. Aynı gün ışıkları yanıyor beni. Kopsiyonunda böyle çalışıyor ya. Yani hangi ışık yani bu çağrıcı? Bu yok. Orada Mehmet Ali diyorsunuz ki ya Mehmetçik bizim transfer bu. Onun için mesela bir tane gönderir misin? Onun bir eğitim var. Siz de eğitim alıyorsunuz. İlk önce mesela ne olduğunu bildiğinizden emin olmamız gerekiyor. Sertifikalandırıldığınız zaman son kullanıcı olarak geçerli. Mehmetçik transfer bozuldu kardeşim. Tamam abi oldu. Geliyor. Yani o şey çok iyiymiş. Peki aslında ama biçilmez bilgiler bunlar. Hem geleceğe yönelik şeyler duyduk bugün. He. Hem vizyon olarak da biraz bana bir katkısı oldu. Biraz ileri demeye çalıştım. Evet. Yani. Bayağı koşardım bile aslında. Çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.